Halkların Demokratik Partisi, Kobani davasına müdahil olan ve yargılanan siyasetçilerin cezalandırılması için dilekçe yazan Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Diyanet dilekçesinde kullanılan dile dikkat çekildi. HDP'den yapılan açıklamada, skandal bir dilekçe ile Kobani kumpas davasına müdahil olmak isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında hakaret, görevi kötüye kullanma, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, nefret ve ayrımcılık suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk denildi. Suç duyurusunda Diyanet'in dilekçesinde kullanılan dilin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şu gerekçelerle anlatıldı. Şüpheli idare ekte sunulan beyan dilekçesinde müvekkilleri yer yer terörist, yıkıcı, bölücü olarak tanımlananın yanı sıra yer yer sapık akım ve gruplar olarak tanımlanmıştır. Şüphelinin müvekkiller hakkında kullanmaktan çekinmediği ifadeler bir başka kişiye karşı kullanımı toplumsal ve gündelik dilde hoş karşılanmayan, sövme niteliği taşıyan, küçük düşürme, şeref, saygınlık ve manevi varlığını zedeleme amacıyla sarf edilen bir küfür, hakaret kelimesi olduğu hukuken tartışma gerektirmeyecek kadar açıktır. HDP'nin suç duyurusunda Anayasa'nın 17. maddesi uyarınca herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, bireyin kişisel şeref ve itibarının da bu maddedeki manevi varlık kapsamında yer aldığı belirtilerek devlet bireyin manevi varlığının bir parçası olan kişisel şeref ve itibara keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle yükümlüdür vurgusu yapıldı. Dilekçede Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini yönetmek, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutmak, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlamak olarak nitelendi ve suç görevi kötüye kullanma suçu şöyle gerçekleştirildi. Diyanet'in Kobani dilekçesinde ne iddia ediliyordu? IŞİD'in Kobani kuşatması sırasında 6-8 Ekim 2014'teki protestolar nedeniyle HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobani davasına müdahil olan Diyanet, yargılanan isimlerin cezalandırılması talebiyle mütalaa üzerine dilekçe vermişti. Dilekçede karşı taraf ibaresine Selahattin Demirtaş ve diğerleri yazılırken yargılanan isimlerin fiil ve davranışlarının diyanetin etkinliğini ve saygınlığını temelden sarsan ve telafisi imkansız sonuçlara sebep olduğu iddia edilmişti. Metinde nitekim vicdanlara hitap eden din hizmetlerinde itimat ve güvenin kaybolması halinde boşluk kabul etmeyen bu alanın çeşitli sapık akım ve gruplara kalacağı tartışmasızdır sözleri tepki çekmişti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.